Merhaba arkadaşlar. Artikel konusuna değinmek istedim. Artikelleri çok eski zamanlarda buldukları için konu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Yani Almanlar da konu hakkında bilgi sahibi değillerdir. Gördüğünüz gibi 4 tane artikelimiz vardır. Der, die, das ve çoğul die artikeli. Gördüğünüz gibi çoğul die artikeli tekil die artikelinden farklıdır. Çekimleri de farklıdır. Artikel çekim tablosuna bakıyoruz. Çoğul die artikelinin çekimi farklıdır. Bütün çoğul kelimelerin artikeli die'dir. Genel olarak sınıflandıracak olursak erkek sınıfına giren kelimelerin artikeli der'dir. Bayan sınıfına giren kelimelerin artikeli die'dir. Varlıklara genel olarak das artikeli verilir. Maskulin erkek demek. Almanca'da sözlüğe baktığın zaman maskulinin m'sini alarak sözlükte artikel bulmamıza yardımcı olur. Sözlükte baktığımız zaman kelimenin yanında der, die, das bulamazsınız. Kelimenin yanında m varsa maskulinin m'si artikeli der'dir. Kelimenin yanında sözlükte f varsa artikeli die'dir. Kelimenin yanında n varsa artikeli das olduğunu anlayacağız arkadaşlar. Tabii ki varlıkların genel olarak artikeli das. Ama bunu ayırmışlar. Mesela masa bir eşyadır. Ama artikeli das değildir. Der'dir. Kapı bir eşyadır. Ama artikeli das değildir. Değildir. Bunu neye göre yapmışlar? Nasıl yapmışlar? Niye yapmışlar? Kesin bir bilgi yoktur arkadaşlar. Peki hocam diyeceksiniz ki bu artikel konusunu nasıl kolaylaştırabiliriz? Genel olarak yardımcı olabiliriz. Mesela sonu E harfiyle biten kelimelerin artikeli D'dir. Sonu R ile biten özellikle mesleklerde sonu R ile biten kelimelerin artikeli D'dir. Fiilden isim yapılan kelimelerin artikeli D'dir. İhse pizza. O bir fiildir. Essen. Ama yemek bana lezzetli geldi demek istiyorsak, fiilden isim yapmak istiyorsak onu büyük harfle yazarız. Essen fiilini. O da isim olur. O zaman ne deriz? Essen schmeckt mir gut. Onun artikeli de das'tır. Bu şekilde fiilden isim yapılan kelimenin artikeli de das diyebiliriz. Peki artikeli başka nasıl kolaylaştırabiliriz? O konuda yardımcı olmak istiyorum. Artikelleri yerine mesela A1 için konuşuyorum. Artikelsiz kullanabiliriz. Ich kaufe das Auto yerine ich kaufe Auto diyebiliriz A1 için. Özel isim kullanabiliriz. Kazağı nerede aldın? Kıyafet mağazasında demek yerine in de facto, in koton, in mavi diyebiliriz. Kiminle sinemaya gidiyorsun sorusunun cevabını verirken arkadaşımla gidiyorum demek yerine mit Ali, mit Ahmet diyebiliriz. Tabii ki sınavda sorarlar. Bu şekilde cevap verirsek Ali kim, Ahmet kim diye sorarlar. O zaman da mein Freund deriz. Bu şekilde özel isim kullanarak artikel sıkıntısını giderebiliriz arkadaşlar. Çünkü özel isimlerin artikeli yoktur. Çekime de uğramazlar. Bu büyük bir kolaylıktı bizim için. Artikelleri kolaylaştırmak için başka ne yapabiliriz? Bu edatların kısaltılması konusu var. Mesela ilk GH inskino. Aslında in das kino. Bunu kısaltıyorlar. In istiyorlar. Mesela ilk GH sum krankenhaus. Aslında su deyim krankenhaus. Sum kısaltılmış hali. Bu şekilde ins kısaltılmış halini kullanarak, sum kısaltılmış halini kullanarak artikel içinde işimizi kolaylaştırabiliriz. Çünkü artikel de içinde, çekimi de içinde uygun olan kısaltmaları kullanarak artikel konusunda işimizi kolaylaştırabiliriz arkadaşlar. Evet, başarılar diliyorum. Alles Gute.